Başkent'te korkuya neden olan o patlama ile ilgili son bilgileri arkadaşımız Bekir Mert'ten alacağız. Bekir, alevler tamamen söndürüldü mü? Bir tehlike söz konusu mu? Evet Murat, an itibariyle alevlerin kontrol altına geçtiğimiz dakikalar itibariyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. O patlama sonrası an itibariyle de burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini söyleyebiliriz. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nde Dumlupınar Bulvarı üzerinde sabah saat 10 sularında bir patlama sesi duyuldu. İlk patlamanın ardından ikinci patlama ve ardından üçüncü patlama sesi duyuldu. Tabii bölgeye olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri burada. Onlar sevk edildi ve alevlerin kontrol altına alınması noktasında çalışma başlatıldı. Tabii doğalgazın, o içindeki gazın da boşaltılma işlemi gerçekleşti. Ankara Valiliği'nden bu noktada bir açıklama var. Doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle yangının meydana geldiği ifade edildi. Yine Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. O açıklamada da doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı, söndürüldü ifade edildi. Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmiş olup kontrol altına alınmıştır ifadesi kullanıldı. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nden yapılan o açıklamada tabii sabah saatlerinde saat 9.50 sularında meydana geldi patlama. Patlamanın ardından da patlama sesiyle birlikte alevler bir anda yükseldi ve bu bulunduğumuz nokta özellikle Eskişehir yolu, yol aslında çift şeritli, trafiğe kapatılmıştı. Yine buradan aslında Kızılay yönüne gitmek isteyen sürücüler ulaşım noktasında güçlük yaşadılar. Çünkü bulunduğumuz nokta bir süre, uzun süre aslında trafiğe kapatılmıştı. An itibariyle de bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması başladı ve yangının aslında patlamanın neden meydana geldi, o detaylı inceleme sonucunda belirlenmiş olacak diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.